Merhaba herkese. Bugün üçüncü dersimizi yapıyoruz. Evet, konumuz shopping yani alışveriş. Bununla ilgili bir diyalogumuz var. Dolayısıyla başlayalım. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche des chaussures pour mon fils. Quel âge a-t-il? Il a 15 ans, mais ses pieds sont petits. Voilà, vous pouvez regarder ces chaussures, madame, sur l'étagère en face de vous. Quelle couleur avez-vous, s'il vous plaît? Cette chaussure existe en bleu, en marron et en rouge. Şimdi burada satıcı ile alıcı arasında bir diyalog var. Bonjour monsieur, merhaba bayım. Satıcı, bonjour madame, qu'est-ce que vous cherchez? Merhaba hanımefendi, ne arıyorsunuz? Oğlum için ayakkabı arıyorum. Quel âge a-t-il? Je cherche des chaussures pour mon fils. Yani oğlum için ayakkabı arıyorum. Quel âge a-t-il? Yaşı kaç? Il a 15 ans, mais ses pieds sont petits. 15 yaşında ama ayakları küçük. Voilà, vous pouvez regarder ces chaussures, madame. Buyurun, bu ayakkabılara bakabilirsiniz hanımefendi. Sur l'étagère en face de vous. Etajerin üzerinde, tam karşınızda, yani karşınızda. Quelle couleur avez-vous? Hangi renkler var? Sizde, s'il vous plaît, lütfen. Cette chaussure existe en bleu, en marron et en rouge. Bu ayakkabı mavisi var, kahverengisi var ve kırmızısı. Diyalogumuz devam ediyor, yine mağazada. Combien coûte la chaussure marron? Elle n'est pas très chère, elle coûte 45 euros. Ah oui, elle n'est pas chère, vous avez raison. Il chausse du combien votre fils? Il chausse du 35, merci. Où est la caisse, monsieur? La caisse est à droite, madame. Merci, vous êtes gentil. Au revoir. Mais je vous en prie, madame. Bonne journée. Au revoir. Evet, burada neler anlattı? Combien elle coûte? Bakın bir soru şekli daha, bir soru kipi daha. Ayakkabı, kahverengi ayakkabı ne kadar tutuyor? Yani fiyatı kaç anlamında. Combien ne kadar demek. Coûte tutmak. Elle n'est pas très cher. Çok pahalı değil. Elle coûte 45 euro. 45 euro. Ah oui. Yani öyle. Elle n'est pas cher. Vous avez raison. Pahalı değil. Haklısınız. Vous avez raison. Haklısınız. Cher, pahalı. Il chausse du combien votre fils? Oğlunuz kaç giyiyor? Numarası kaç? Il chausse du 35. 35. Merci, teşekkür ederim. Où est la caisse, monsieur? Kasa ne tarafta? Où, burada, nerede? İngilizce'deki where. Où est la caisse? Kasa nerede? La caisse est à droite, madame. Kasa sağ tarafta, hanımefendi. Merci, vous êtes gentil. Teşekkür ederim, kibarsınız. Au revoir, hoşça kalın. Mais je vous en prie, madame. Rica ederim, bir şey değil. Hanımefendi, bonne journée. İyi günler. Yani güzel bir gün diliyorum anlamında. Au revoir, hoşça kalın. Evet, burada gördüğümüz gibi soru kipleri var. Combien? Chaussée fiili çıktı karşımıza. À droite, sağ tarafta. Mais je vous en prie gibi bir formül var. Yani de rien da anlamına geliyor. Rica ederim. Cher, elle n'est pas cher, burada olumsuzluk var. Et combien gene karşımıza çıkıyor. Evet, bu üçüncü diyalogla diyalogumuz bitiyor. Kasada bu sefer geçiyor olay. Bonjour madame. Bonjour. Comment voulez-vous payer? En espèces ou avec carte de crédit? Je préfère payer en espèces. D'accord madame. Pouvez-vous faire un paquet cadeau s'il vous plaît? Bien sûr madame. Je vous remercie beaucoup. Mais de rien madame. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Evet, burada kasadaki bayan bonjour madame. Merhaba hanımefendi. Bonjour. Bunları geçiyorum. Comment voulez-vous payer? Nasıl ödemek istiyorsunuz? Ödemeyi nasıl yapmak istiyorsunuz anlamında? En espèce, nakit mi? Ou avec carte de crédit, kredi kartıyla mı? Je préfère payer en espèce. Nakit ödemeyi tercih ederim. Préféré fiil arkadaşlar, tercih etmek, payer ödemek. Espèce de nakit. D'accord. Tamam. Pouvez-vous faire un paquet cadeau? Tahmin ediyorsunuz. Hediye paketi yapar mısınız? Yapabilir misiniz? S'il vous plaît. Lütfen. Pouvez-vous burada arkadaşlar pouvoir fiili onu anlatacağım. Yapabilmek. Préférer biliyorsunuz tercih etmek. Bien sûr. Tabii ki hanımefendi. Je vous remercie beaucoup. Çok teşekkür ederim. Mais de rien madame. Burada da rica ederim. Burada da mais je vous en prie madame da diyebilirdi. Burada de rien başka bir formül. Rica ederim hanımefendi. Au revoir, hoşça kalın. Au revoir, bonjour, iyi günler. Hoşça kalın, iyi günler.
Evet, gördüğünüz gibi burada farklı fiiller çıktı karşımıza, farklı terimler var. Düzenli çalışırsak bunlar oturur arkadaşlar. Evet, bu dilbilgisi sayfasında diyalogda gördüğümüz gibi soru kipleri var. O habite bu, nerede oturuyorsunuz? O habitü, nerede oturuyorsun? Tu habit u, tonlamayla, tu habit u. U eske tu habit veya u eske vous habite şeklinde de olabilir. U yer, yani soru kipini getiriyoruz. Eske soru kipini getiriyoruz. O şekilde de oluyor arkadaşlar. Yani özne ve fiil yer değiştirmeden başa u'yu getirip sonra eske'yi getirirsek o şekilde de soru sorabiliyoruz. Gördüğünüz gibi eske geldiğinde özne fiil yer değiştirmiyor. Örnek, pourquoi elle est malade? Neden hasta? Pourquoi est-ce qu'elle est malade? Gördüğünüz gibi. Tonlamayla sorduk önce. Pourquoi partez-vous? Neden gidiyorsunuz? Pourquoi vous partez? Tonlama. Pourquoi est-ce que vous partez? Gördüğünüz gibi eske geldi. Özne fiil yer değiştirmedi. Ve sorumuzu da aynı anlamda sormuş olduk. Anlamda hiçbir şey değişmiyor. Sadece tercih nedeni. İster eske'yi kullanın, ister özne ve fiili yer değiştirin. Sonra combien. Combien'dan sonra artı de geliyor, artı isim. Combien de livres as-tu? Ne kadar kitabın var? Kaç tane kitabın var? Kaç adet kitabın var? Tu as combien de livres? O şekilde de sorabilir. Combien de livres est-ce que tu as? Ne kadar, kaç tane kitabın var? Sahipsin. Kaç tane kitaba sahipsin? Aşağıda comment. Comment nasıl demek? Bakın combien ne kadar demek? Pourquoi neden demek? Où nerede demek? Comment parlez-vous français? Fransızca nasıl konuşuyorsunuz? Özne fiil yer değiştirmiş. Comment est-ce que vous parlez français? Comment est-ce que vous parlez français? Yani nasıl Fransızca konuşuyorsunuz? Comment başa geldi. Est-ce que hemen sonra getiriyoruz. Sonra da özne fiil şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Sayfamızdaki çıkıyor karşımıza. Biliyorsunuz ilk diyalogumuzda da vardı. Qui est votre professeur? Hocanız kim? Quand ne zaman demek arkadaşlar? Aşağıda quel hangi demek? Que, que de o da bir soru kipi. Onu da anlatacağım. Quand allons-nous voyager ensemble? Ne zaman birlikte seyahat edeceğiz? Quand est-ce que nous allons voyager ensemble? Ne zaman birlikte seyahat edeceğiz? Hiçbir anlamda fark yok. Quand başa geliyor. Özne ve fiili yer değiştirmek istemiyorsak quand'dan sonra est-ce'yi getiriyoruz. Evet, burada allons voyager ensemble yakın gelecek zaman anlamında bu. Onu da ileride anlatacağım arkadaşlar. Voyager seyahat etmek, aller fiilini getirdiğimiz zaman ne zaman yakın zamanda, yani birlikte seyahat edeceğiz anlamında. Quelle est ta maison? Hangisi senin evin? Senin evin hangisi? Quelle est votre nationalité? Hangi uyruya sahipsin? Quel pays veux-tu visiter? Hangi ülkeyi gezmek istiyorsun? Bakın burada veux arkadaşlar vouloir fiili, istemek fiili. Onu çekiminde anlatacağım size. Burada özne fiil yer değiştirmiş. Tonlamayla tu veux visiter quel pays? Aşağıda quel vêtement est-ce que tu aimes? Hangi giysileri seviyorsun? Şimdi burada quel ile ilgili şöyle bir durum var. İsim eğer feminense, dişilse quel ikili ile yazılıyor. İsim eğer tekse, tekilse, kel, tekle ile yazılıyor. İsim eğer çoğulsa, maskülense, q, u, e, l, s şeklinde yazılıyor gördüğünüz gibi. Ve isimde s takısı alıyor. Eğer isim burada çoğul ve feminen olsaydı ne olurdu? Tahmin edersiniz ki kel yazılırdı ama 2 l ve sonuna s gelirdi. Yani q, u, e, 2 l, e, S şeklinde olurdu. İsim feminen olsaydı. Aşağı geçiyoruz. Kö, kö, apostrof, qua. Qu'est-ce que vous faites? Ne yapıyorsunuz? Aslında bu kö'dür. Ünlü geldiği için oradaki e gidiyor. Que faites-vous? Ne yapıyorsunuz? Vous faites quoi da denebilir. Qua sona geldiği zaman ne yapıyorsunuz? Hepsi aynı anlamında. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Hayatta ne seviyorsunuz? Aime fiilini gördük. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar... Que, est-ce que aslında qu'est-ce que oldu, ne anlamında. Yani İngilizce'deki what. Evet, bu konuyu ayrıca ben başka bir videoda da anlatacağım. Biraz daha detaylı.
dediğim gibi yazarak çalışın yine. Zamanla oturacak arkadaşlar bu kurallar. Alışkanlıkla alakalı. Evet, tekrar ediyorum. Qu'est-ce que vous faites? Aslında bu que est-ce que vous faites? Yani ne yapıyorsunuz? What do you do? Anlamında. İngilizce'de. Evet, aşağıda les adjectifs démonstratifs. Evet, şimdi isimlerin önüne gelen bu, bunlar kelimeleri. Eğer isim maskülense, ce livre, bu kitap. Eğer isim maskülense, fakat ünlüyle başlıyorsa, iki ünlü denk gelmesin diye set oluyor, T geliyor. Cet arbre, bu ağaç. Eğer isim feminense, cette voiture, iki T, E oluyor arkadaşlar. Eğer isim çoğulsa, feminen veya maskülen, yani eril ve dişi fark etmiyor, S geliyor. Bu evler, işte se chaussures, bu ayakkabılar, se maison, bu evler, se voiture, bu arabalar. Alt kısmında da mon ton sonları görmüştük, hatırlıyorsunuz. Bunların çoğulları var. Atıyorum, mon ami dedim, arkadaşım, mon livre dedim, kitabım. Mes livres dersem, kitaplarım. Örnek, mes souvenirs, hatıralarım. Mon souvenir, hatıram olur. Mon ami, arkadaşım, mesela, ya da ton ami, arkadaşın, tes ami, arkadaşların. Sonunda çoğulu arkadaşlar, se. Son veya sa, yani burada mon da olsa, ma da olsa çoğulu me, ton da olsa, ta da olsa çoğulu te, sağ da olsa, son da olsa çoğulu se arkadaşlar. Evet, son sayfamıza geldik arkadaşlar. Burada yer belirten kelimelerden bahsedeceğim. Çok kısa. Devant önünde, derrière arkasında, dans içinde, au-dessus üstünde, au-dessous altında, entre arasında, à droite sağında, à gauche solunda, en face de karşısında. Yani en face de vous, sizin karşınızda. Mesela en face de la voiture, arabanın karşısında. À côté de, yanında. Pouvoir ve vouloir fiili. Pouvoir, yapabilmek. Yani İngilizce'de can. Je peux parler français, Fransızca konuşabilirim. Tu peux marcher vite, sen hızlı yürüyebilirsin. Il veya elle peut jouer au tennis, o tenis oynayabilir. Nous pouvons faire la cuisine, biz yemek yapabiliriz. Vous pouvez réussir, siz başarabilirsiniz. Il, elle, peuvent, çekimlere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Il, elle, peuvent finir le travail ce soir. Onlar çalışmayı bu akşam bitirebilirler. Finir, bitirmek, tamamlamak. Evet, pouvoir fiilini gördük. Şimdiki zaman çekimi. Buna dikkat edin, bunu sürekli yazın defterinize. Vouloir, istemek. Bu fiiller çok kullanılıyor. Je veux partir, gitmek istiyorum. Tu veux dormir, sen uyumak istiyorsun. Il, elle veut travailler, o çalışmak istiyor. Nous voulons manger, biz yemek istiyoruz. Vous voulez parler, siz konuşmak istiyorsunuz. Il, elle veulent visiter Istanbul, onlar İstanbul'u ziyaret etmek istiyor, gezmek istiyor anlamında. Dersimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu videolar devam edecek ileri seviyeye kadar. O nedenle takip etmeye devam edin. Şimdiden kolay gelsin. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın.